Başka Bakış. İzleyicinin sohbetleri. Sabit gündemin dışına itilen konulara, gizli tertiplere, yani yabancı deyişlerle konspirasyonlar ve komplolar. Elle dokunamadığımız varoluş ve fikirlere, yani ezoterizm ve gizlenmiş tarih gibi alanlara meraklı dinleyicilere selamlarımı sunuyorum. Merak etmek, bilgiye ulaşmak ve başka şekilde bakmak için Başka Bakış'a abone olmayı ihmal etmeyin. Aslında bu sohbet farklı bir konuda olacak. Ancak bazı sevdiklerimin yoğun baskıları nedeniyle güncel olan Ayasofya meselesi hakkında konuşacağım. Sohbetimiz 3 aşamada olacak. Birinci bölüm Ayasofya'nın 1934 senesinde müze yapılması ve Atatürk imzası hakkındaki polemik. İkinci bölüm Ayasofya binası ve kampüsü hakkında tarihçi. Üçüncü bölüm Ayasofya ve ezoterizm. Birinci bölüm. Ayasofya'nın 1934 senesinde müze yapılması ve Atatürk imzası hakkındaki polemik. Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi hakkında evraklar var. İki kararname var. İlki 22 Kasım 1934. İkincisi 24 Kasım 1934. İkisinin de altında K. Atatürk imzası var. İrice ama küçük gibi görünen K harfleri. İki sayfayı görüyoruz. Biri ilgili bakanlıklara, diğeri muamelat dairesi. Başka grup evraklar daha var. Aynı tarihlerde. Bu kez K harfi büyük, A harfi büyük ve en sonundaki K harfi yine büyük. Herkes elindeki evrakların doğrusu olduğunu söylüyor. Ben K harflerinin iri olarak yazıldığı evrak grubuna yoğunlaşarak anlatacağım. Ama önce Atatürk'ün imzalarının tarihçesi konusunda biraz konuşalım. Atatürk'ün 3 imzası var bildiğimiz. 1. M. Kemal diye attığı imza. Bunu Arap harfleriyle atıyor ama gel gelelim Latin sıralamasıyla yazıyor. Yani solda M, sağda K. 2. İkinci imzayı Latin harfleriyle yazıyor ve bunu 1915 itibariyle yapıyor. Gazi M. Kemal. 3. imza hepimizin bildiği büyük K nokta iri küçük harf A ile başlayıp tamamı küçük harf ile biten modern imzası. İmza konusuna dikkatinizi çekiyorum. Atatürk bu evrak takımında imzasını Atatürk
diye atmış. M. Kemal veya Gazi M. Kemal olarak değil. Hele Kemal Öz olarak hiç değil. Burada bir soru sorum. Atatürk, Atatürk olacağını evvelden biliyor muydu? Uzatmadan soruma kendim kısmen cevap vereyim. Evet biliyordum. 1930 senesi olsa gerek, ilk harfi İrice. Fakat tamamı küçük harf ile Atatürk kelimesini yazarak imza denemeleri yapmış. Yani açık konuşalım. Bir ölünün ardından onun manevi mirasını yemek için boş konuşan kaligrafları ciddiye almamak lazım. Neymiş efendim? Atatürk'ün imzasını çizmek görevi bana verildi. Cengiz Öz Akıncı Çerçiya'nın bu iddiasını bilimsel şekilde çürüttü. Ama bence herkes alıp Cemal Granda'nın hatıratını da okumalı. Ata kelimesinden Atatürk'ün haz etmediğini senelerce hizmetkarı olan bu kişi söylüyor. Öte yandan Saffet Arıkan çok uğraşıp hatta bir nevi nutuk atıp zar zor atayı ikna edebilmiş. Bu şekilde soy isim meselesi çözülmüş. Atatürk bütün üstün özelliklerine rağmen son derece mütevazı bir kişiydi. Her işi kuralına göre yapardı. Eğer resmi gazete henüz onu Atatürk olarak ilan etmemiş ise Atatürk için Atatürk hala Atatürk olmayacak. Şimdi ben ne demek istedim? Evrakı düşünelim. Acaba diye soralım. İki gün arayla çıkan bu iki evrak, altlarındaki imzalar. Ama acaba dedik ya, hani bir ihtimal muamelat dairesinin Ayasofya restorasyonu için aldığı bir izin kağıdı olabilir mi? 1934 diyoruz. Atatürk artık maalesef hasta ve halkın gönlündeki tahtına göz dikmiş pek çok parazit var. Neyse, biliyorum şu anda kızanlar çok. Madem kızanlar çok, ben de tarih rakamlarla konuşacağım. Birinci kararname 22 Kasım 1934. Bu kararname ne? Aslında bulamadım ama kopyasını gördüm. Mantıksal tarih sıralamasına göre bence bu kararname restorasyon hakkında olmalı. Ama enteresandır değil. Bu kararname müzeleştirme hakkında. Numarası mı? 1690. Bu kararname numarasını alt kolunuzda tut. 1690. Gelelim ikinci kararname. Yani restorasyon kararnamesi. Mantıksal tarih sıralamasında önce olması gerekirken sonra. Yani 24 Kasım 1934. Bakalım kararname numarası neymiş? Kararname numarası 1589. Nasıl yani? Zaman yolculuğu mu? Tarih rakamlarla konuşmaya devam ediyor. Dikkat! Soyadı kanunu 21
Haziran 1934 tarihinde çıktı. Ulaşmak çok kolay olduğu için aşağıya bir link veriyorum. Künye kısmında resmi gazete yayın tarihini de göreceksiniz. Şu ana kadar Haziran-Kasım sıralaması var kabaca, o halde sıkıntı yok diyebiliriz. Ama aslında şimdi bir yerlere geliyoruz. Bize Atatürk öz soy ismini gayri resmi olarak kullanıyordu diye öğretti hep. Gerçi orada bazı eksik bilgiler var ama onu size bırakıyorum. İpucum şu: resmi gazete sayfa No. 3, birinci madde. Geçelim. Peki, Atatürk ismi ne zaman, nasıl soy ismi oldu veya olduruldu? Sıkı durun. Atatürk soy isminin tarihi 24 Kasım 1934'tür. Yani 1589 numaralı kararnamenin imzalandığı tarihten bahsediyorum. Kararname numaralandırılmasındaki zaman yolculuğunu anımsayın. Dikkat! O kadarla da bitmedi. Çünkü 22 Kasım 1934 ilk kez evrak ve 24 Kasım 1934 ikinci evrak ve de imza K. Atatürk olmasına rağmen, şimdi sıkı durun, Atatürk soy ismi resmi gazeteye göre 27 Kasım 1934. Buraya kadar anlattıklarım belli bir kanadın işine geldi. Çünkü onlar kesin kes Atatürk'ün bu müzeleştirme işinden haberi olmadığını ve bu sebepten Ayasofya'nın zaten müze olmadığını iddia ediyorlar. Gel gelelim, size sözüm var. Merak ettireceğimi ve başkalarından başka baktıracağımı söylemiştim. Sırf bu sebepten 22 Kasım ve 24 Kasım 1934 tarihlerindeki evraklara dikkatinizi çekerken Atatürk imzasındaki tarihsel tuhaflığı da göster. Rica ediyorum, biraz usumuzu çalıştıralım. Atatürk her ne kadar hayatının son dönemine yaklaşmış olsa da, çevresi parazitlerce sarılmış olsa da kolayca kanacak bir adam değildi. Kahvesini içerken arkasından geçen kediyi fark edecek beceride biriydi. Dünya klasmanında bir müzenin kurulmasında onayının olmamasını düşünmek, hadi varsayalım ki imza meselesi sahte bile kabul etsek yine de enayilik olur. Açık konuşalım, ne oldu tam olarak bilmiyoruz. Tarih belgeleri temel alan bir bilim. Sosyal bilimler çaprazlama yöntemiyle sağlaması yapılan bilimlerdir. Bu konuda çapraz okuma yapamıyoruz. Fikir yürüterek çözüme doğrudan ulaşmaya çalışıyoruz. Hayır, çok yanlış yapıyoruz. En azından bugün elimizdeki toplu veri ile ucu kapalı sonuca varamayız. Bu halde evrak gerçek mi, imza doğru mu gibi tartışma abesle iştigal etmekten öteye geçmeyecek. Söyleyeceğimiz tek söz, o gün siyasi bir karar vardı, bugün de siyasi bir karar var. Neden bugün de siyasi mi?
o gün siyasi karar olduğunu, Atatürk'ün imzasının sahte olduğunu ve benzeri sözlerle karşımıza çıkanlar, Fatih Sultan Mehmet'in kılıç hakkı konusunu ve haliyle Ayasofya İdaresi'nin vasiyet olarak kurulan vakıf ahdinde olması gerektiğini söylüyorlar. Ayrıntılı tarih tersine girmeden kısaca söylüyorum. 13 Kasım 1918 tarihinde İngilizler İstanbul'u işgal edince fiilen İstanbul yeniden Konstantiniyye oldu. Üstelik bunu Anglikan Kilisesi namına yaptılar. Şimdi sesler yükseliyor biliyorum da. 1. İtilafçılar dendi mi İngiliz akla gelsin. 2. Harrington kime makamınızı terk etmeyeceksiniz demiş. Onu bilmeden bana itiraz edilmez. Hızlıca devam edelim. 6 Ekim tarihinde geldikleri gibi giden düşmanın ardından Konstantiniyye yeniden İstanbul oldu. Bu kez kılıç hakkı Gazi Paşa'ya geçmedi mi? Be hey, hak hukuk diye kızanlar. Ben pimi çektim. Duyanlar duydu. Gerisi düşünmekten gocunmayan meraklı kafaların işi. Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi hakkındaki sohbetin ilk kısmı bitti. İkinci bölüm olan tarihçe hakkındaki sohbette görüşmek üzere. Bilgiyle kalın. Merak etmek, bilgiye ulaşmak ve başka şekilde bakmak için başka bakışa abone olmayı ihmal etmeyin.